Biliyorsunuz ikinci el piyasası pandeminin başlamasıyla birlikte işte sıfır araçlardaki üretim sıkıntısından dolayı yani bu yıl sonuna kadar, 2020 yılı sonuna kadar bayağı bir yükselmişti. Fakat 2020 yılının sonu itibariyle sıfır araçlardaki üretim sıkıntısının ortadan kalkmasıyla %10 ila %20 arasında ikinci el fiyatları geri geldi. Yaklaşık 2-3 aydır bu şekilde devam etti. Fakat şu an yeni derken bahar ayının gelmesiyle birlikte biliyorsunuz yaz döneminde araç piyasası hareketleniyor. Yavaş yavaş şu an ikinci el piyasası hareketlenmeye başladı. Fiyatlar da zaten oturmuştu. Yani şu an düşük seviyede kaldı. Ama yaz döneminde tahmin ediyorum ki bir %10-15'lik bir tekrar artış olabilecektir. Yani benim tahminim bu yöndedir. Biliyorsunuz şu an zaten sıfır araçlarda son 10-15 gündür tekrardan bir çip sıkıntısıyla alakalı sıfır araçlarda üretim durdu. Birçok fabrika 15-20 günlük üretime ara verdi. Bu yüzden de belki ikinci ele bu ara biraz talep fazlalaşabilir. Ama dediğim gibi yaz ayının gelmesiyle bizim işlerimiz tekrardan hareketlenecektir. Şu an zaten hareket yavaş yavaş başladı ufak ufak. Doların euronun artması veya düşmesi bizim işimizi çok etkilemiyor. Bizim işimiz daha çok arz talep meselesi. Yani talep olduğu dönemde vatandaş ne kadar çok arabaya talepte bulunursa bizim ikinci el piyasası o kadar artıyor. Ama talep olmadığı zaman düşüyor. Bizim o yüzden çok dolarla altında veya dövizle bir bağlantımız yok. Tabii şu çok etkiliyor. İkinci el araç faizlerin çıkmasıyla birlikte bizim sektörümüzde genelde bir durgunluk oluyor. Fakat faizler atıyorum ki %1'lere, 1.10'lara, 1.20'lere düştüğü zaman da işlerimiz daha çok hareketleniyor.